Başlıyorum ben. deneyeyim Saniyeyle istiyorum bundan. başlıyorum. Herkes Biz izlemiş. de Ben girelim izlemezsem istiyorsan sikerler oraya. kanka beni. Böyle bir o diye bir tane harf çıkartalım. Geliyorum. Tamam biz de çıkartalım bir şeyler. Hadi bakalım. Bakalım Abi? neymiş bu? Sosyal medya. Herkesin durmaksızın içerik üretip tükettiğim kaosla dolu devasa bir oluşum. Öyle devasa ki saniyeler içinde milyonlarca etkileşim gözlemlemek ve tüketilen içeriklerin anın dönemine unutulduğunu görmek mümkün. Ha. Ay! Takımlar, trendler, fremenler bir şey üretilir. Bir olasılıklara göre algoritmanın kartopu etkisine patlar. Bu içeriği her yerde maruz kalan tüketici ise popüler kültür korkusu ile ateşe bir çocuk daha atar. Tebrikler. Milyonlarca video havuzundan trend bir içerik doğdu. Beğeni, yorum, paylaşım. İçerik giderek patlıyor. Sosyal medya büyüyor. Akımlar, para, ünlü, araba, algı, villa, depresyon. Peki sıfır takipçiyle sıradan bir insan hayal edin. Hiç tüketilmemiş bir içeriği manipüle ederek akım haline getirmesin. Ne kadar mümkün? Tamam, her şeyi sıfırdan yapacağımız için bize güzel bir plan lazım. Algoritimi ve sosyal medya hakkında sayısız içerik tükettikten sonra planımın temelleri oluşmaya başladı. İlk olarak Discord'da 101 farklı insan toplayıp aşırı gizli bir hızımı oluşturmaya karar verdim. Bu akımdan kimseye bahsetmeyeceksin, tamam mı? Tamam. Sözleşmeyi kabul ettiniz. Tamam. Bu grubun olayı basit. Paylaştığımız yorumlara, yayınlara ve postlara anlık olarak etkileşim kazandırmak. Böylece hype'layacağımız akım sosyal medyada ön plana çıkarak manipüle etkisi yaratacaktır. Böylece kolay bir şekilde kartopu etkisine gireceğiz. Ama maalesef büyük bir eksiğimiz var. Sanırım akım bulmamız gerek. Hadi bakalım. Biz bir Agri'yi Discord'da toplayıp uzun süre bu konuyu düşündükten sonra son zamanlarda çıkan akımların ortak bir özelliğini keşfettik. Toksiklik. Ne yapayım, sil, sus, sicim, cu. Hepsi karşıdaki tarafı bozmaya yönelik kırıcı ve agresif akımlar. Yani insanların anonimken yapmayı en çok sevdiği şey. O yüzden akılda kalıcı ve agresif bir kelime üretmemiz nokta atışı olacak. Saldırgan jargonları topladıktan sonra hepsini birbirine karıştırıp yeni bir kelime üretmeye çalıştık. Ne diyorsun? Kesa. Ne yapıyorsun? Ha. Evet, kelime üretmek göründüğünden daha zor. Bize yardım lazım. Elon, şimdi bir manipüle videosu yapıyorum, tamam mı? Şimdi bize akılda kalıcı... Bana ne? Bana ne? Oğlum gerçekten öyle. Bana ne? Ne diyorsun oğlum? Bana ne? Bana ne? Tamam, kelime hazır. Ama bunu bu halde trend yapamayız. Daha vurucu olması için akıma kişilik kazandırmamız gerek. Seslendirme ve maskot ise bunları sağlayacak bir kişi. Beyin fırtınası için biz bir aga toplandıktan sonra Bana için ses kaydetmeye başladık. Bana ne? Bana ne? Bana ne? Bana ne? Supra! Bana ne? Bana ne? İşte bu akılda kalır. Bir sayısız maskot denemesinden sonra bu fotoğrafta karar kıldık. Bana. Akım tamamen hazır. Artık ilk darbeyi vurma zamanı geldi. Etkili bir darbe için bana iyi bir meme haline getirmek en doğru hamle. Halihazırda olan bir TikTok meme'i ise kanmak için gayet uygun. We do not care. İşleyiş şöyle. Birisi aşırı absürt ve duyar kısılacak bir cümle söyler ve bana efektiyle ters bir montaj yapar. Bu video konseptiyle beraber hem saçma sözlerle prim kasıp hem de duyar kasarak bütün kitleleri mutlu edeceğiz. Ama ilgi çekmesi için videoları zekice hazırlamamız lazım. Vejetaryen, homofobik, kilolu, kısa boy, giyim, temizlik ve evet, bunların hepsi kurguydu. Et tüketenler gerçekten rezil insanlarsınız. İşte bu ilgi çeker. Duyar ve agresiflik akımın yayılması için kilit iki şey. 6 tane bana videosunun montajını bitirdikten sonra akımı ilk defa paylaşmaya hazırdık. Ama bunu etkili bir şekilde yapmamız lazım. Peki bu videoları 101 kişi aynı anda paylaşır. Herkes birbirinin paylaştığı şeyi beğenip yorumlarsam algoritmaya ne olur? Ananı sikiyim. Hamle tamamlandı ve bütün videoları saldık. İlk günün sonunda 101 videonun bir sürü az izlenmelerde tıkalı kaldı. Ama bazıları garip bir şekilde yüz binlerce izlenme aldı. Kendi yarattığımız hype ile cidden keşfete düştük. Bana etiketim TikTok ve Instagram'da milyonlarca izlenip birkaç meme sayfasında paylaşıldı. Hatta bir sayfa akımı kendisinin çıkarttığını söyledi. Sanırım bug bulduk ama olayları biraz daha abartmamız lazım. İlk darbeden sonra hype'lanan videoları iyi kullanmamız lazım. O yüzden her yere yayılmamız gerek. İkinci dalga için Instagram, Reddit ve Twitter gibi platformlarda 101 farklı hesap açtık. Plan ise çok basitti. Bir içerik paylaşılır ve 101 kişi anında bu içeriği beğenir. Böylece en üste çıkan içerik diğer tüketiciler tarafından fark edilir. Fazla beğeniyi gören tüketici ise akımdan geri kalmamak için koyun etkisi yaratır. O yüzden olabilecek bütün mizah ve magazin sayfalarını takip edip bildirimleri aç. Böylece ilk yorumu ben atacaktım. Aynı zamanda birçok Reddit grubunda videoları paylaşıp anlık beğeniyle en üste çıkardık. Ve dramadan ekmek yemek için ne yapayımın popülerliğini kullanıp bir savaş postu paylaştık. Bye. Hype'lama gerçekten işe yarıyor. Reddit Türkiye trendlerinde ikinci sıraya yükselmişiz ve bu sayede büyük sayfalar tarafından paylaşılmaya başlandık. Hatta insanlar kendi bana postlarını bile yapmaya başladı. Bundan sonra kimse bu çocuğa bir tane fiske bile vurmayacak. Bu yüzden postları manipüle için hem akımı aşırı öven hem de nefret eden kitleyi vurgulayıp yorum attık. Böylece iki zıt kitle de elimizde olacaktı. Instagram'da ise birçok farklı posta yazdığımız baneler hype sayesinde yüzlerce etkileşim kazanıp başka insanlar tarafından kullanılmaya başlandı. Twitch'te bile. Bane. Sanırım kimse farkında olmadan bana iyi sosyal medyaya soktuk. Ama bu yeterli değil. Biraz daha büyük oynamamız gerek.
Birçok platformda banem. Deliler gibi trendleşmeye başladı. Ama bize sağlam bir adım lazım. Anlık büyüme için Twitch'te en çok izlenen yayıncıları kullanmalıydık. O yüzden onlara özel bane videosu yapıp yayında izlemesini sağlamalı. Ve yakımı bütün Twitch'e yaymalıyız. Bu hamle için müzisyen ve Eldren'i seçtim. Ve ikisi için de bane demeli klipler aradım. Kemal'in yayınları genelde absürt olduğu için klibi kolaylıkla buldum. Ama Eldren için klip lazım. Okan abi sorgulama ama şunları tekrar eder misin? Gerçekten bugün çok toksiksiniz de. Çok gerçekçi yap abi lütfen. Sen psikopat mısın çocuk? Ben senin ne yapacağını bilmeden niye bunları söylüyorum? Ya klip alacak onları yaptı editte kullanacak. Ne editi yapacak acaba? Tamam edit hazır. Ama onları bağış ile ulaştırmam birazcık riskli. O yüzden Jirok Zerane ile sözleşme imzaladım. Yayıncı olayı anlamadan videoyu açtıracaklardım. Bye. Bye. Analizdi ki beni mi alet ettiniz lan ona? Vay amınak Pitchrox. Sanırım bu çok etkili olacak. Bane. 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 Sanırım akım kontrolden çıkıyor. Kemal Twitter'a bane yazmış. Ve yayın başlığı yapmış. Yaptığım montajları görenler ise bütün yayıncılara ve konulara bane videosu yapmaya başladı. Bane. Aynı zamanda Instagram ve TikTok kısmından herkes birbirine bane deyip savaş çıkartmaya başladı. Discord'da ise bazı sunuculardan bane argodan dolayı yasaklandı. Şu an bütün sosyal medya farkında olmadan bane kullanıyor. Sanırım planlı bir şekilde insanları kaoslaştıran gereksiz bir akım çıkarttık. Artık son darbeyi vurma zamanı geldi. Bane'yi insanlara daha fazla gösterebilmek için son olarak ana akım sosyal medyaya el atacaktık. O yüzden ana akımda en çok sempati duyulan kişiye ulaşmam insanların örnek alması için güzel bir rol model olacak. İşte bu olur. Artık tek yapmamız gereken beklemek. Bir hafta boyunca hiçbir şey yapmadık. Tek gidişatı gözlemledik. Sonuçlar ise gerçekten korkutucu. YouTube'da bane videoları yüz binlerce izlenme aldı. Her platformda binlerce farklı bane içeriği üretildi. Artık herkes kendi bane videosunu yapıyor. Ve insanlar beyni almak için bane yorumları spamlıyor. Sosyal medyada bane sözcüğünü görmeden 5 dakika gezinmek şimdilik imkansız. Bane artık bir akım. Ve medya manipülasyonu sanırım başarılı. Bane. Ama olayın çok ilginç bir boyutu daha var. Herkesin kullandığı trend haline gelen argo kelime bile kurdum. Ve bütün konsept yalandan ibaret ise sosyal medyada nelerin yalan olabileceğini hayal edin. Dramalar, mizahlar, iyilikler, kötülükler. İzlediğiniz neredeyse bütün içerikler. Nelerin etkileşim için yalandan kurgulandığını hayal bile edemezsin. Bu yüzden izlediğin her içeriği sorgula. Çünkü sen sorgulamadıkça sosyal medyada gerçek bir şey kalmayacak. Sen sorgulamadıkça bütün içerikleri yalan üzerinde kurulu olan kişiler ünlü olacak. Sosyal medyada her şey o kadar kurgu ki. Bane banane bile demek değil. Aslında herkes her yere bane yazarak farklı bir şey diyordu. Herkes bütün medyaya bir soru soruyordu. Böyle akımları neden engellemeliyiz? Bane. Sosyal medyayı daha iyi bir hale getirmek için. O zaman ben bunun üzerine... Verdim baba. Oğlum ben yalan değilim chat ya. Allah Allah. O nereden çıktı amına koyayım şimdi ya? Fırat Hoş 6. ay, Barış Manço 5. ay, çok teşekkür ederim. Oğlum no... Saniye ne yapmış ya? Dur. Saniye ne yapmış oğlum ya? Kim bunu saniye yaptı he? Vay be. Vay be. Adam helal olsun vallahi. Vallahi ne diyelim. Harbiden helal olsun yani. O videoda mı kurgu? Oğlum durun şimdi başlamayın, her şeyi kurgu demeye başlamayın ya. Ne olur ya valla. Valla bu da yeni bir şey çıkmasın ya. Bu ne kanka?